Geçiş oyununa hoş geldiniz. Kadro mühendisleri olarak final maçı ve üçüncülük maçı öncesi tekrar sizlerleyiz. Mert nasılsın? İyiyim Barış. Bitirdik Dünya Kupası'nı, yedik. Vallahi iyi. Kah güldük, kah kavga ettik. Kah Messi'yi sıvadık, kah Ronaldo'yu sıvadık, kah Fas'ı sıvadık derken bitti bir ay. İyi oldu yani, Dünya Kupası arası ne kadar iyi geldi. Yaz olsa daha güzel oluyor ama. Yazın olması tabii alışkanlığımız şu bu da ben çok keyif aldım ya. Bütün maçları da geniş geniş izledim. Düğünlerle, tatillerle falan da çakışmadı. Benim için güzel, bir de böyle sıcakta falan olmadı. Güzel güzel izledim. Dostlarımla da maç izlemeye çalıştım mümkün olduğunca. Benim için keyifli bir turnuva oldu. Bir tek şey kaldı sonda. Messi kardeşim de Dünya Kupası'nı kazanırsa müthiş bir turnuva olacak. Yani Katar'ı dahi iyi anabileceğim o sayede. Ya sen en son Katar'ı iyi anıyordun zaten. Fatih Terim Katar'a gitmiş. Fatih Terim gittiği için. Hoca gider. Hoca her yere gider ya. Hoca zaten Edirne'den çıktığı zaman daha büyük saygı görüyor Türkiye'den. Türkiye'de zaten Galatasaraylı olmayanlar bir Terim hocama düşman. Galatasaraylıların da bir kısmı ayrı düşman. Neyse bunu geçiyorum. Çünkü sen de Terim düşmanısın. Bunu sosyal ligde bol bol konuşuruz zaten. Mali de Terim düşmanı. Yani savunurum hocama gerektiği yerde. Gerektiği yerde de eleştiririm. Şimdi ama Messi'yi savunmayı daha uygun görüyorum. Çünkü aynı zamanda bir Messi düşmanıyla program yapıyorum. Dezenformasyon kaynağı gibisin Barış. Yani Messi'nin düşmanı falan değilim. Ben tamamen sen ve çok sevdiğim bir arkadaşım olan Sercan'la böyle aşırı bir şekilde savunmanızdan kaynaklı bir antipati yaratıyorsunuz aramızda. Ama aşırı savunmak Dolayısıyla normal ya. Şimdi 15 yıldır gözümüzün pasını silmiş bir insan. Ben onunla şimdi büyük bir yıldız ama Mbappe'yi nasıl aynı kefeye koyayım ya? Yani 15 yıldır benim futboldan en büyük aldığım keyif Galatasaray'ın tabii ki büyük zaferleri, bir de Messi ya. Yani nasıl ben Messi'yi diğer oyuncularla bir tutayım ki? yani Messi futbol oynuyor abi sonuçta, yani ne yapıyor ki, yani sanki dünyayı açlıktan mı Biz de kurtarıyor? futbol izliyoruz yani, başka bir daha faydalı işler yapsa onu da ayrı överim. Futbol izliyoruz, futbol konuşuyoruz. Ben kadın voleybolda izliyorum ama Egonu'yu 7-24 övmüyorum, yani benim öyle bir tribim Muhtemelen yok. Egonu'ya sallasak översin bol bol. Egonu'ya sallayan da yok, öven de Evet, yok. sen Onun için... eğer sallarsan överim, doğru. Sen Yani konu... kimi tutarsan onun karşısındayız. Peki. Önemli bir yer tutuyorum hayatında demek ki. Ne diyorsun yarı final maçlarına? Nasıl geçti? Ya tabii üzüldük. Niye üzüldük? Bir kere Fas'ın elenmesine üzüldük en temelde. Buraya kadar çok hak ederek geldiler. Hiçbir sürpriz diye nitelendirmek, onları biraz küçültmek gibi oluyor bence. Bence gayet hak ederek, iyi savunma yaparak, gayet güzel hücuma çıkarak geldiler. Çok erken bir gol yediler ve yani şok bir gol oldu. Bono da Theo Hernandez'in yeterince üstüne çıkmadı o pozisyonda. Çok Kötü rahat bir gol. vurdu Theo Hernandez. Biz de zaten önermiştik Theo Hernandez'i. O açıdan da başarılı bir tercih oldu. Golü attıktan sonra Fas aslında yavaş yavaş oyunu aldı. Roman Saiz sakatlandıktan sonra, özellikle dörtlüye döndükten sonra daha iyi bir oyun oynadı bence Fas. Sonlara doğru oldukça iyi oynadılar. Ama yine tarihsiz bir golle birlikte 2-0 kaybettiler. Beklenen bir sonuçtu tabii. Çünkü Fransa iyi savunma yapan bir takım ve kaliteli oyunculara sahip. Dolayısıyla sürpriz çıkmadı oradan. Arjantin maçında biraz yani skor ve oyun sürpriz oldu. Arjantin iyi bir oyun oynadı. Açık konuşmak gerekirse. Fakat Hırvatistan'da beklenenin aksine inanılmaz kötü bir oyun oynadı. Yani turnuvada sanırım şeyde konuşmuştuk. İspanya Kosta Rika maçından sonra gördüğüm en kötü takım performansı bu maçta Hırvatistan tarafından sergilendi ki bu bir yarı final. Gerçekten inanılmazdı. Tabi burada Arjantin'in yaptığı doğrular da etkili oldu. Onları da göz ardı etmemek lazım. Turnuvanın oyuncusu Messi bu yarı finalde geçerek finale kadar geldi ve artık Ronaldo mu Messi mi muhabbetlerini peak yaptığı noktaya geldik. Bütün Ronaldo'cular şimdi ellerini açarak Allah'a yalvarıyor, Allah'ım ne olur almasın diye. Messi'ciler de senin gibi sıvacılar da Bizim alalım diye böyle uğraşıyor. ekibinde de bol bol var o dua edenler. Hüseyin Evet. abi, Hakan falan büyük bir korkuyla bekliyorlar pazar gününü. Ya benim yaklaşımım şu. Şimdi Arjantin Messi işte zaten mükemmel getirdi. Yine takımı taşıdı buraya kadar. Şimdi Fransa 1-0 bu maçı kazansa ya da penaltılarla Fransa kazansa ya Messi olduğundan daha kötü bir futbolcu mu olacak? Ya da diyelim Messi Euro 2016 finalinde Ronaldo'nun yaptığı gibi 5. dakika Allah korusun sakallandı çıktı. İşte mesela Enzo Fernandez 40 metreden vurdu 1-0 kazandı ya da penaltılara gitti kazandı Arjantin. Messi bu sayede mi dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olacak? Bence zaten Çok böyle. büyük oyuncu daha, yani bunu bu kupayla taçlandırması şart değil ama
Biliyorsun ki bunların ikisini kıyaslarken golden, asistten, işte oynadıkları süreklilikten vesaireden çok fark oluşmuyor ister istemez. İkisi de çok iyi oyuncular. Dolayısıyla belli bir şeyle ölçmeye çalışıyor kamuoyu bunu. Bu rekabeti sürdürmek için ellerinde bir koz olması lazım artık. Ya yani bu iki adam da çünkü ondan fazla senedir çok iyi oynuyor. Dolayısıyla belli işte birlikte karşılaşabilecekleri Dünya Kupası'nı bunu bir şey koymuşlar. Bir de Maradona'yı da dışlamak istemiyorlar. Orada da Maradona'yı da katmak istedikleri için o da Dünya Kupası kazandığı için onu dahil etmeye çalışıyorlar. O yüzden Messi'nin Dünya Kupası alması sanırım Cristiano Ronaldo'cu dostları biraz üzecek. Çünkü bu GOAT tartışmasında, keçi tartışmasında artık Messi'cilerin eli biraz daha rahatlamış olacak. Ben tabii iki taraftan da değilim. Ben Fas'çıyım yani. Biz halk çocuğuyuz. Sizin gibi öyle en Biz ne iyileri... çocuğuyuz kardeşim? Ya siz ne çocuğusunuz bilmiyorum işte de Messi çocuğusunuz şu anda en azından. Messi kardeşimin yakını olmaktan, onu desteklemekten şeref duyarım. Ya bence şu önemli. Ronaldo ile Messi arasındaki finale çıkmak, çeyrek finalde elenmekten daha büyük fark şu bence. Ronaldo Portekiz milli takımının bir parçası bile olamadı. Yani başarısızlığının bir parçası bile olamadı. Oysa Messi takımı bu noktaya kadar getirdi. En büyük yıldızı. Kariyerini kötü Takımın yönetti lideri. Cristiano Ronaldo. Bunu söyleyebiliriz tabii net olarak. Yani daha çok iyi bir durumda değilken dünyanın en iyi açık ara en iyi ligindeki en loser son dönemdeki en loser takımlardan birine gitmek zaten otomatik olarak hem büyük bir challenge oluyor. Çok büyük bir konfor alanı ihlali yaptı kendi için. Bence bu kariyerde kendisinin dışında danışmanları, menajeri falan da maalesef kötü yönetti diyebiliriz yani. Ya şu var bir de Ronaldo ilişkileri takım arkadaşlarıyla, hocalarıyla ilişkileri Messi'den daha sıkıntılı. Son yıllarda bunu görüyoruz. Bakalım biz bu tartışmaya girmeyelim yine çok uzar program. Önce üçüncülük, dördüncülük maçı olacak cumartesi günü. Yani kadrolarımızdaki aslında sakat ce ya Cezalı da kırmızı kart gören de olmadığı için yok. Çünkü sarı kartlar silindi yarı final maçlarından önce. Üçüncülük, dördüncülük maçında da final maçında da bir önceki turdaki tercihlerimizdeki oyuncular oynayacaklar yine. Ama şöyle bir şey var. Mesela ben kaleye Hugo Lloris ile Emiliano Martinez'i almıştım. Şu an çok saçma ikisinin birden bende olması. Çünkü ikisi de aynı maçta oynayacak yani. Biri yedek oturacak, biri oynayacak. Mecbur benim kadromda. Onun için birini yani bir takımı seçmek gerekiyor burada. Üçüncülük maçı için de geçerli bu bence. Final maçı için de geçerli. Ben Arjantin'den gelmiştim bu noktaya kadar. Ben finalde şansların eşit olduğunu düşünüyorum ama Arjantin'le geldim. Arjantin'le devam edeceğim. Fransa'dan Mbappe ile Theo Hernandez'i bıraktım. Onun dışındaki oyuncuları çıkaracağım. Bir de Fransa'da ciddi eksikler de var. Bu klima diyorlar, işte bir grip salgını diyorlar. Öyle de bir şey var. Onun için ben Arjantin'e yöneldim. Bir de üçüncülük, dördüncülük maçı cumartesi. O da 6'da. Maçlar da ilginç saatlerde. 6'da ikisi de finalde üçüncülük maçı da. Kadroları bence üçüncülük, dördüncülük maçında görmek de çok değerli. Çünkü böyle kadroya alıp oynatmadıkları oyuncuları tercih edebiliyorlar. Şimdi mesela Romain Saiz finale kalsalar mutlaka bacağı kopsa oynardı ama şimdi üçüncülük maçında oynamayacaktır muhtemelen. Böyle şeyler de var. Bir kadroları da görmek, ona göre tercih yapmak önemli. Aslında üçüncülük maçında da hangisi daha çok önemser, hangisi daha çok kazanmak ister onu düşünmek lazım diye düşünüp sözü sana bırakıyorum. Valla şimdi bir kere üçüncülük maçında ben Fas'ın daha çok önemseyeceği noktasında netim. Hırvatistan'ın çünkü yarı finaldeki azmini, takım birlikteliğini, oyununu hiç beğenmedim. Arjantin resmen kedini fareyle oynadığı gibi oynadı Hırvatistan'la. Topu da onlara bıraktı. Bunlar da sağ olsun hemen atladılar ona. Sanki top oynayacaklarmış gibi bir kadroyla da çıkmadıkları halde. Hemen cumburlop lop diye atladılar üstüne. Tabi Alvarez gibi Messi gibi iki tane oyuncuya karşı da öyle alanlar bırakırsanız onlar da sizi cezalandıracaktır. Bu hataya kimin düşmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Döşan düşmeyecek bu hataya. Çünkü zaten kendisi hücum odaklı bir takım değil, daha dengeli bir takım oluşturma konusunda isteği olan bir hoca olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu maçta ekstra ekstra bir dikkat, bir önem alacaktır Messi'ye karşı özellikle. Bu şeyleri bırakmadığı zaman zaten alanları bırakmadığı zaman Arjantin'in işi de zorlaşacaktır. Burada tabii ki bir iddia tabiriyle alt seçeneği çok öne çıkıyor. Dolayısıyla ben bu maçtan özellikle defans oyuncularının tercih edilmesi gerektiğini net olarak düşünüyorum. Üçüncülük, dördüncülük maçı konusunda biraz net değilim. Yani nasıl bir maç geçeceği konusunda bir öngörüde bulunmak zor. O yüzden ben 5 tane savunmacı dizmeyi düşünüyorum final maçından. Bunlardan bazılarını hemen söyleyeyim. Ben Varane ve Hernandez'i aldım. Hernandez zaten vardı bende. Varane'da Upamecano tercih edilmedi son maçta. Onun yerine Varane'ı Gripmiş aldım. o da işte. Onu söyleyelim istersen de bir. Bir grip salgını var Fransa'da. Son maçta
Rabiot ve Upamecano oynamamıştı bu maça kadar. Bütün maçlarda oynamışlardı. Bu maç öncesinde de bir grip salgını bu İngiltere maçından geliyor diyen var. İşte klimadan dolayı geliyor diyen var. Ben sayayım, Rabiot'u ve Upamecano'ya Coman, Konate ve Varane da eklenmiş. Yani bence bir şekilde oynarlar final maçı sonuçta, ama böyle de bir gerçek var. Onu da belirtelim. Evet, yani Varane tabii tecrübe anlamında da çok önde bir oyuncu. Lider Ben bu stoperi, savunmanın lider stoperi aslında. Yani evet, değişmemesi lider gereken. süper olduğu için onun değişeceğini düşünmüyorum. Theo Hernandez'i de zaten seninle uzun süredir konuşuyoruz. Onu da almaları gerekir bence. Arjantin'in de gol yiyeceğini kolay kolay zannetmiyorum. Orada da Otamendi tercihim değişmedi ve Molina'yı aldım Acuña'nın yerine. Acuña'nın hücumda çok fazla şey bulabileceğini zannetmiyorum. Ben yani çok bindirmesi olan bir oyuncu olmasına rağmen hücumda bitiricilik konusunda, doğru oyun konusunda sıkıntı yaşayan bir oyuncu. Dolayısıyla geri dönüşlerde böyle sarı kart falan yaptırma ihtimaline karşı Molina'nın daha dengeli bir savunması var. Ben Molina'yı tercih ettim. Onun haricinde orta sahaya mı geçeyim? Yok, sen Ben saymadın şunu gerçi. söyleyeceğim. Acuña ile Molina'nın etkinliğini şu da belirleyecek. Üçlü mü oynayacaklar, dörtlü mü? Üçlü oynarlarsa bayağı kanatta serbest oynayacaklar. Arkaları da sağlam olacak. Zaten dediğimde de Acuña var benim bu arada. Onu söylemeyi unuttum. Acuña'yı da kullanacağım ama yine de yani Molina'nın daha iyi bir tercih olduğunu düşünüyorum. Tagliafico Öyle son maçı çok iyi oynadı bu arada. Ama şey olursa, üçlü oynarsa mecbur Acuña oynayacak, ama dörtlüde Tagliafico'nun da bir şansı olabilir. Ben Guardiola ekledim kadroma, ama dediğim gibi son bir saat üçüncülük maçından önce bekleyeceğim. Hocalar ne düşünecek bilmiyorum. Şöyle bir şey var. Üçüncü olmayı hangisi daha çok ister, hedefler? Bu kritik. Aslında ikisi de ister. Şimdi burada mesela bir Fransa veya Arjantin'den biri kaybetmiş olsa çok angarya bir maç olarak görecekti. Ama şimdi Fas için üçüncülük iyi olur, tarihi bir yarı finalin ardından. Hırvatistan da son finalist ama yüzlerce kez final oynamış bir takım da değil. Hırvatistan için de üçüncülük kıymetli olur bence. Onun için yani sakatları çok riske etmeden, şimdi sayısı oynatmadan mümkün olduğunca as oyuncularla çıkacaklar gibi düşünüyorum. belki Hırvatistan'da Orsic tercih edilebilir bu maçta 11 Osuni. olarak. Çünkü hocanın Dalic'in oynatmadığı maçlarda hep pişman olduğunu görüyoruz aslında. Lovro Mayer oynayabilir. Belki Modric'i Evet, oynatır. Mayer oynayabilir O dediğin Modric'i gibi. yedek bırakırsa ya da erken çıkarırsa oynar, ama Modric'in de milli takımdaki jübilesi gibi olacak. Onun için de belki biraz oynatmak ister. Ama şu var. Üçüncülük, ben şunu söyleyeyim sana. Savunma oyuncularını dizmişsin final maçından. Mantıklı bir tercih bence. Tabii ki erken bir gol geçen son final gibi açabilir maçı, ama iki takım da dengeli olacaktı. Şimdi Arjantin'in saldırmasını gerektirecek bir şey yok. Zaten Fransa çok tehlikeli. Geride üçlü de çıkıp bence bekleyip Alvarez, arkasında Messi. Messi'nin bir büyüsü, bir fırsatını kovalayabilirler. Çok mantıklı. Fransa zaten en iyi oynadığı oyun. Buraya getiren oyun bu. Hurra saldırmayacaklardır. Mümkün olduğunca bence götüreceklerdir. Ama işte orada işte Mbappe'nin bir anlık yıldızlığını göstermesi ya da Messi'nin bir hareketiyle maç 1-0 olduğu zaman 1-0 öne geçen takım çok büyük avantaj sağlar bence. Ve maçta açılabilir. Çünkü öbür taraf risk almak zorunda olacak. Ama yani savunma oyuncusu almak bu iki takımdan ya da final maçından mantıklı. Arjantin daha avantajlı olduğunu düşünüyorsanız Arjantin, yoksa Fransa ya da ikisi birden mantıklı. Ama üçüncülük, dördüncülük maçı da birazcık daha rahat maçları olduğu için gollü geçiyor genelde. Üst olması, sen alt dedin finale. Ben de üst olması muhtemel bir maç olur. Yani 0-0 biten üçüncülük maçı ben hatırlamıyorum. İki takım da goller atacaktır. Ben 0-0 bitebilme ihtimalini de öngörüyorum açıkçası. Ya da 1-0 olursa da yine Messi'nin penaltıdan ya da Ben Mbappé'nin penaltıdan attığı bir gol olabilir belki. üçüncülük maçı için üst bekliyorum dedim. Ha, pardon. Evet, tabii olabilir yani, mutlaka olabilir. Çünkü iki takımın da artık birbirine karşı böyle durdurma üzerine bir mantalitede olacağını zannetmiyorum ben de. Dediğin gibi karşılıklı gol de olabilir hakikaten. Yani iki tarafa, ben mesela onun için kadroma sen orta sahadan devam et istersen. Eklediğin kimler var? Ben savunmada söyleyeyim istersen, öyle orta sahaya geç. Guardiola Tamam. ekledim Upamecano yerine. Hem sakat, yani bir hastalığı falan var. Oynasa da ben bir Hırvatistan'dan Guardiola olsun, belki çıkar atar. Bir de şimdi bütün bir maça yüklenmek istemediğim için aldım. Borna Sosa da düşünülebilir oynarsa. Kadroları görme şansımız olacak dediğim gibi. Hırvatistan'dan bir savunma oyuncusu almak istedim. Zaten Eşref Hakimi de var bende. İki taraftan da böyle bir deneme yapılabilir. Gol skor yapan, şey yapan olmazsa final maçına dönülebilir değişikliklerle deyip orta sahada sözü sana bırakayım. Hızlıca devam edelim. Orta sahada ben yine ağırlıklı olarak final maçında tercih yapmama rağmen bu arkadaşların birçoğu hücumda vasat oyuncular maalesef. Çünkü dediğim gibi biz şu anda çekiyoruz ve Hırvatistan kadrolarını bilmiyoruz, şey, Fas kadrolarını. Dolayısıyla biraz daha çekincem var orada. O yüzden biraz daha oynaması garanti olanları seçtim. Ama iki tane tercih, birer tane önermek gerekirse Fas'tan Ziyech diyebilirim. Hırvatistan'da dediğim gibi ben sürpriz Orsic bekliyorum açıkçası. 11'de olacağını düşünüyorum.
ve fark yaratılabilecek bir tercih olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiç oynamadı. İnsanların birçoğu maçtan önce kadrolarını yapacağı için maç anında Orsic'i görürseniz bence kadronuza ekleyin. Onun haricinde Tchouaméni'yi aldım. Çünkü Rabiot maalesef işte hastalıktan dolayı oynayamadı geçen seferde. Yani Tchouaméni de çok ofansif bir oyuncu değil ama çok fazla top kazanabilen bir oyuncu. Dolayısıyla onu tercih ettim. Enzo Fernandez'i çok güzel ara pasları atıyor. Savunma arkasına toplar bırakabiliyor. Onun asist özelliği çok yüksek. Her ne kadar bir 6-8 gibi oynasa da. Onu aldım. McAllister tercihim devam ediyor. Onun haricinde almak isteyen varsa Rene Rodrigo de Paul da son maçta 4 tane 8 6-8 oyuncusu oynadı. O da sağ iç gibi oynadı biraz. Onu da belki tercih etmek isteyen olabilir. Ya şimdi şöyle, Arjantin'in son iki maçında şunu gördük. Rakibe göre üçlü ya da dörtlüye dönebiliyorlar. Hollanda maçında üçlü çıktılar. Bir kişi daha kalabalık karşılamak için hızlı atakları. Ama Hırvatistan orta sahası çok güçlü olduğu için orada bir kişi fazla olmayı tercih etti. Enzo'yu öne attı ki çok fark etti. İleride de iş yaptı. Hem tempo da kattı takıma. Paredes'i attı arkaya. Şimdi bu maç Fransa'nın çok kalabalık bir orta sahası yok. İyi oyuncuları var ama çok kalabalık bir orta sahası yok. Onun için üçlüyle çıkabilir. Bir de Fransa da Hollanda gibi hızlı çıkabildiği için hem Giroud'u karşılayacaksın, Mbappé'yi karşılayacaksın. Mbappé'yi dörtlüde savunmak kolay değil. Sadece Molina'ya bırakmak, oraya üçlü yapıp bir önlem daha almak mantıklı olabilir. Üçlü çıkarsa şimdi orta sahadan bir kişiyi kesmesi lazım Paredes'i koyup ya da Enzo'yu çekecek ki bence son maç Paredes Enzo tuttu. Orada De Paul'u keser mi? Aslında Enzo'yu önde çok faydalı olduğunu gördü bence. Görmesi lazım. Öne atınca iki yönlülüğü de ortaya çıktı. Pek alternatif olan bir oyuncu değil. Asıl mevkisi de orası zaten. McAllister'i de yiyebilir. Rodrigo De Paul'u de yiyebilir. Bilemedim onu. Ben onun için Enzo kadromda vardı zaten. McAllister de var. McAllister'i çıkarsam mı bir üçüncülük maçına kadar düşüneceğim. Belki işte Orsic'i falan alıp çıkarırım. Ben Ivan Perisic'i aldım Hırvatistan'dan. Onun da belki milli takımdaki jübilesi olur bu maç. Onun için oynamak isteyebilir. Kadroları görünce karar vereceğiz. Gollü bir maçta da Perisic hücum katkısı çok yüksek bir oyuncu. Burada da konuşmuştuk seninle. Forvet'in kanadı gibi oynuyor Tottenham'ın aksine. Onun için alınabilir. Zaten Ziyech var kadromda. Sofyan Buffal var. Buffal de tam böyle saman alevi gibi bir oyuncu. Tam üçüncülük maçına bir tane sıkıştırabilir. Asist yapabilir. Kadromda korudum onu onun için. Deyip hücuma geçelim istersen. Vallahi hücumda benim hiç şeyim yok ama En-Nesyri konusunda bir düşüncem var. En-Nesyri'yi almayı düşünüyorum ama hoca da yani En-Nesyri'yi gole ihtiyacı olduğu zaman bile 65'te oyundan Evet çıkardı. ya, Yani çok ilginç. en beğendiğim hoca Walid Regragui bu turnuvada açık ara ama yani 65'te sürekli böyle gerekli oyuncuları çıkarması da beni fitil etti yani. Buffal'i de çıkardı yine. Ya Ya Buffal Buffal'i anlayabiliyorum. Buffal'in pili bitiyor da En-Nesyri de öyle bir şey de yok yani. Rakibi ya bir de Fransa'yı gole yaslamışsın. ihtiyacın varsa çıkarmazsın En-Nesyri çünkü hava toplarına hakim bir oyuncu. Ya bir de şöyle olur, çıkarırsın Mert. Sırbistan gibi olursun. Mitrovic'i çıkarıp Vlahovic'i alırsın. Ya anlayabilirim yani. Hani yerini aldığın adam da bir golcü olur, anlarım. Fas'ın zaten En-Nesyri'ye yakın bir santrafor yok ki. Yerini aldığın adam o kalitede değil işte. Öyle bir sıkıntı var. Yerine aldığı adam Allah'tan kart cezalısıydı da oynamadı bir önceki maçta. Hani Fransa'yı geçemediler ama Chedira denen arkadaş. Gerçekten felaket ötesi bir oyuncu. Bu maçta yedek olacak büyük ihtimalle. Bakalım. Girerse yine neler saçmalayacağını görürüz onda. Ben Messi'yi aldım tabii ki herkesin almak isteyeceği gibi. Biliyorsun Messi'ye biraz penaltı verilmek isteniyor. Dünyanın biliyorsun Messi'ye bir kupa borcu var. Bu Kesinlikle. borcu ödemeye çalışıyorlar. Ödemiyor. Messi tırnaklarıyla kazıya kazıya almaya çalışıyor. Üçüncü golü görmedin mi ya? Turnuvanın en formda stoperi Gvardiol'ü 35 yaşında sırtına aldı. Yatırdı kaldırdı, yatırdı kaldırdı. Boş kaleye attı. Guardiola'nın golüne 10 milyon euro düşürdü hakikaten o pozisyonda. Mbappé'yi aldım. Hiç şaşırılacak bir tercih Daha değil. klasik zaten. Bunları şey Son için olarak alıyoruz aslında. Yani almazsak büyük bir kayıp olacağı için alıyoruz. Kadromuzda bulunması gerekiyor. Mesela geçen maç haftasında da söyledik. Mesela Alvarez de alınabilir. Alvarez 2 gol attı. İyi bir performans sergiledi. Yani ama şimdi Giroud'u tercih ettik ikimizde de Giroud vardı yanılmıyorsam. sen hatta Alvarez'e önermiştin. Ben de mantıklı olduğunu söylemiştim. Ben de Griezmann'a önermiştim. O da iş yaptı. Bazen dediğin gibi hiç beklemedik taş baş yarıyor. Ama maalesef işte düşünüyorsun maçı kafanda oynuyorsun ve kim ne yapabilir kısa şey yapıyorsun. Zaten iki Ben tane de maç var bir de. Çok maç da yok. aynen öyle. Yani Giroud ile En-Nesyri arasında da kaldım. Net bir şey söylemek zor olur. Maçlara dağıtmak iyi olur Mert. Şimdi konuştuk ya, final maçının Evet. 0-0'a 0-0'a bağlanma ihtimali de var. Üçüncülük maçında gol olma şansı daha yüksek. Onun için geriye final maçından ileriye üçüncülük maçından korumak daha Evet. mantıklı. Orada da oynayacak Evet. oyuncuyu bulmak lazım. Bir de şimdi
Ben de Giroud, Mbappe, Messi vardı mesela. Şimdi üçü de aynı maçta oynayacak. Yani üçünü birden yüklenmek de bence doğru değil. Onun için Giroud'u çıkarıp ben Kramaric'i aldım. Ya Barış ne kramar arkadaş ya. Gerçekten turnuvanın en kötü Çedira'dan sonra en kötü oynayan oyuncusu. Hala ağlıyorsun sırf Abi bak Bundesliga'da tamam. oynuyordu. Çok iyi bir turnuva Ya geçirmiyor var ya olabilir. Adam Alman sana... konsolosluğuna mail atacağım. Yemin ediyorum sana fahri vatandaşlık versin Ya abi. şöyle. Yeter mi? Şimdi bak Kramaric için şöyle düşün. Kanada maçını aldı. Onun dışında zaten Kramaric'teki sorun şu. Santifor değil. Ama işte Santifor oynamak zorunda kaldı. O zaman da katkı vermiyor. Şimdi Kramaric için üçüncülük maçı şöyle bir fırsat. Maç bir tane atsa gol atmış iyi bir şekilde kapatmış gibi algılanacak. O da onu kovalayacaktır. 11'de başlayacağını düşünüyorum ben. Kramaric başlarsa Kramaric'i almak mantıklı yani. O Valla maçta ben bir Kramaric'i 11'de başlatan bu maçta hocanın da aklına tüküreyim. Yani git atacak Oşçu solda oynat. İleride dandik de olsa Petkovic'le falan oyna kardeşim ya. Ne Kramaric'miş ya. Yani senin gibi fazla Alman hayranlığı var onda da. Sanırım anlaşıyorsunuz Daliç hocamla. Dalic iyi turnuva geçirdi ya. Kabul etmek lazım. Şansı da yaver gitti. Evet. Turnuvanın en iyi hocası Regragui dedi. Ben de underrated bir hoca söyleyeyim. Umarım nazarım değmez. Scaloni de bence eleme maçlarını çok iyi oynadı. Yani grup maçlarına kötü başlamıştı. Ama yolda kervanı çok iyi düzdü bence. Onu konuşmuştuk zaten ya. Scaloni çok kötü başlayıp çok iyiye doğru evrilen bir süreç yaşadı. Ben böyle hocaları da seviyorum. Yani hatasına ders çıkaran hoca olduktan sonra ben seviyorum ya hocaları. Ya bir Yani de şey bu şöyle olmasın da avantajı var. Şimdi Scaloni'nin kariyeri yok teknik direktörlük kariyeri. Arjantin dışında. Yani çok böyle egosu da onun için muhtemelen daha düşük. Kendisiyle de daha az inatlaşıyor en azından. Öyle söyleyeyim. ben kendimi kanıtlamadım diye düşünüyor muhtemelen. Dolayısıyla elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ama bazı burnu büyük hocalar maalesef yok işte geriden çıkma, yok kaleciden oyun kurma, yok işte abuk sabuk tercihler, işte sadece alan kapatma falan. Bu turnuva kime Yani kızdın? Kaleciye oyun kuyduruyor diye kime kızdın? Sen ya ayağı yok iyi kaleci sevmezsin biliyorum. kimseyi kızmadım. Ayağı iyi kaleci severim de önce elinin iyi olması lazım kalecinin. Refleksi falan iyi olacak ki. Ondan sonra ayağı 5. planda Ya yani. bir şey söyleyeceğim. Keşke elimden gelse. Neydi bizim Alanyaspor'un hocası? Uzak kaldık ligden ya. Çok uğraşıyor ya. Yani bu kadar fazla hani 6 yiyorsun. Yani Fenerbahçe geçen şey dedim ya. Fenerbahçe Alanyaspor'la 34 ya da 36 tane işte neyse lig maçı oynasa içeride dışarıda 18'er tane 17'şer tane herhalde Fenerbahçe Francesco Farioli. Farioli ile seni, yani Farioli ile seni aynı %100 programa Fenerbahçe çıkarmak istiyorum. 3.0 puanla şampiyon olur yani. O kadar söyleyeyim. Bu kadar inatlaşılmaz ya. Ya bir de şimdi bak şöyle. Ben ayağa çıkmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Kullansın, şey yapsın. Ama dediğin doğru. Ya şimdi Fenerbahçe'ye karşı da adamlar zaten önde basıyor ya. Adamın olayı o. Dik bir santrfor uzun vur. Bu da ayıp değil. Ya da maçın belli kısımlarında bunu yap. Trabzonspor'a karşı. Ya niye böyle bir şey yapıyorsun? Adam zaten önde. Adam onu istiyor ya zaten. Hadi biri yedin, ikiyi yedin. O maçı öyle kaybettin. Öbüründe de. Şimdi Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı bu sene. 7-0 bitecek maçtı o da. Ya Fener'e yaptın oldu, olmadı. Trabzon'a yaptın olmadı. Mesela Galatasaray'a öyle çıkma bari. Önde basacak Galatasaray sana. Ne oynayacak? Geride mi bekleyecek Galatasaray? Neyse. Yani bizim Kesinlikle. ligde Dünya Kupası'nın son programından Sosyal Lig'e bir pas atmış olduk diyelim. Evet, Öyle Süper Lig'de belki senle çekeriz. Barış biliyorsun Mali yıllar süren bir tatile çıktı Mali herhalde. hakikaten Mali şey gibi oldu. Galatasaray'daki Drogba gibi Falcao gibi oldu bu ara. Mali'yi yakalayamazsan beni buluyorsun arada Mali şu an zaten. çok hüzünlü. Saiz sakat sakat oynadı, sezonu kapattı diye çok üzgün. Bakalım Messi'ye ateş püskürüyordu en son. Mali ile de Sosyal Lig'deki ilk programda bu konuyu masaya yatıracağım. Tabii gelirse bakacağız. Gelir, gelir. Ağzına sağlık Mert. Dünya Kupası'nı kapatıyoruz. 4 sene Evet. daha bekleyeceğiz. Ki o zaman da 46 takım falan olacak. 48 takım mı 4 olacak? sene o burada olur muyuz 4 sene sonra olmaz mıyız konuşur muyuz ne yaparız ne ederiz bakacağız 48 artık takım da çok inşallah. tatsız olmaz mı ya? Çok saçma yani 48 takım Yani olacak. Mozambik'le Arjantin falan oynayacak büyük Türkiye ihtimalle. falan O katılır işte yani Türkiye. Avrupa'nın 24.'süydük son turnuvada. 48'e 24, 22 falan Avrupalı takım alırlar. 60 takım olsa girerdik ama. 60 takım olsa Avrupa'da 48 takım var. 30'unu alırlardı yaklaşık. En son yenildiğimiz Lüksemburg'un falan üzerinde bitirirsek grubu giderdik. Ağzına sağlık Mert. Senin de ağzına sağlık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Dünya Kupası'nı geride bırakıyoruz. Bundan sonra artık Türkiye Ligi ile ilgili Sosyal Lig programımızla ve altı çiziliyle ve Premier Lig Clean Sheet programımızla Fantasy Futbol sizlerle olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.